sadece çekip gitmedim. Çünkü her annenin hakkıdır çocuklarının annesini seçmek. Kızlara onları çok sevecek yeni bir anne. Ege'ye yeni bir eş bulmalıyım. Kararlı mısın ameliyat olmamakta? Evet. Bunu onlara yapamam. Neyi? Hastane koridorları. Her gün biraz daha ölen bir anne. Kızların hayatı boyunca akıllarında bu fotoğraf kalacak. Ama başka şansın yok. Yoksa... Yoksa ne? Ölecek miyim? Anneler de babalar da bazen hata yapabilirler. Yanlış kararlar verebilirler. Ama ne yaparlarsa... çocuklarını sevdiklerinden... hep onları iyi... mutlu görmek istediklerinden yaparlarmış. O yüzden bu kadar kızma annene. Anneniz size hala yatırmadığımı görürse beni ne yapar biliyor musunuz? Kıtır kıtır keser. Çok kızar. Hadi kızlar ne olur. Kırmayın babanızı. Tanrım şimdi değil. Lütfen. Çocuklarımın yanında olmasın. Baba lütfen oynayalım, lütfen. Bence biraz daha oynayabilirler. Öpücük. Eğer düşündüğüm gibi bu kasetleri seyrettiğinde ölmüşsem... artık mutlu olmalı ve kızlara iyi bakmalısın. Benim için cennet rüyaları gör. Kızlarım beni hatırladıklarında üzülmelerine izin verme. Onlarla birlikte yaptığımız harika şeyleri hatırlat. Sizi seviyorum. De sevdim. Buyurun. Otelimizin en güzel odasıdır.
İyi istirahatler. Teşekkür ederim. Efendim canım. Evet, yarım saat önce indi uçak. Oteldeyim şimdi. Yarın başlayacak kongre. Ankara mı nasıl? Bildiğin Ankara işte. Tabii düzeltirim Nazcığım. Ama ben artık öğretmeniz değilim ki. Neymişsin peki? Bilmem. Acele oldu bu iş biraz. Hangi iş? Siz bana bundan sonra en iyisi Zeynep deyin, olur mu? Olmaz öyle. Niye? Biz arkadaş değil miyiz? Arkadaş mıyız? Arkadaşız tabii. Bilin bakalım kiminle konuştum şimdi. Annemle mi? Evet. Ne zaman gelecekmiş? Çok mu özlediniz siz annenizi? Ben özledim. Ben de. Ama Zeynep ablanız da size iyi bakıyor. Hem sadece hafta sonu için gitti anneniz. Pazartesi geri dönecek. Onun adı Zeynep. Ben izin verdim. Biz de ona Zeynep deriz bundan sonra. Bence bir sakıncası yok. Nasıl rahat edecekseniz. Tamam bakalım. Kızlar, babaya izin var mı? Artık çalışması gerek. Hiç oynamıyorsun artık bizimle. Hep yazı yazıyorsun, hep yazı. Olmaz ki böyle. Zeynep burada nasıl olsa? Bakın ne diyeceğim. Eğer onu bugün üzmezseniz ben de sizi pazar günü pikniğe götürürüm. Bütün gün oynarız. Oley. Söz. Zeynep, pazar günü ne zaman? Yarın canım. Peki anlaştık o zaman. Tamam anlaştık. Hadi bakalım kızlar. Şimdi sıra sizde. Ne sırası? Şimdi siz benim saçlarımı yapacaksınız. Şöyle şatafatlı bir model olsun lütfen. Bu akşam çok güzel olmalıyım. Nereden çıktı bu iş? Anlamadım ki ben. Çalışıyor işte kız hanım. Daha ne yapsın? Onu diyorum ben de. Hem ne diye bıraktı güzelim okulunu? Yerini bilirdik, yurdunu bilirdik. Vardır bir bildiği koca kız. Bu saatten sonra işine gücüne karışacak halimiz yok ya. Yok. Sevmedim ben bu gece yatısı işini. Allah Allah. Temelli gitmedi ya hanım. Sadece bu hafta sonu. Hem tanıyormuş bakacağı çocukların annesini babasını. Öyle demedi mi? Olsun. Sevmedim ben yine de. Dur. Şu işi bitireyim de arayayım ben şu kızı bir. Ve subhanallah. Çıkıp dolaşayım beni Nisan'ım. Yoksa deli edeceksin sen beni. Kasım'a gidiyorum ben. Hocam. Ateş. Hocam. Söyle bakalım, hangi dağda kurt öldü? Sizi bir ziyaret edeyim dedim hocam. Bırak, bir derdin olmazsa gelmezsin zaten. Şöyle geçelim. Hocam,
Bir hastam var. Beyin sapında inoperyal tümör. Eks bir hastam var yani. Üstelik ameliyat olmayı da reddediyor. Büyük bir ihtimalle o ameliyattan çıkamaz. Ya da felç olur. Ama cerrahi bir şanstır. Ameliyat olmazsa 2 ya da 3 ayı var. Ameliyata ikna olana kadar ilaç tedavisine başlamayı düşünüyorum. Biyopsi yapmadan ilaç tedavisine başlayamazsın. Başın derde girer. Hukuken yasak. İlaç tedavisini de reddediyor desem? O zaman bir an önce ölmek istiyor derim. Öyleyse yapacak bir şey yok. Yaşama şansı çok az. Biliyorsun ki biz bu hastaları daha çok yaşatmak yerine daha iyi yaşatmaya çalışırız. Yapamam. Onu yaşatmak zorundayım. Kim bu kadın? Ay sanki biraz sade oldu şekerim. Şöyle ben daha şatafatlı bir şeyler istiyorum. Bu gece bir baloya gideceğim de. Baloya mı gideceksin? Biz ne olacağız? Evet şekerim. Denizler Prensi'nin balosu var. Mümkün değil, kaçıramam. Kıyamam. Sizi bırakır mıyım Deniz? Şaka yapıyorum. Oyun oynuyoruz ya. Efendim anne. Kızım, neredesin? Dimi. Kuafördeyim anne. Kuaför mü? Ne kuaförü kızım? Evet anne. Akşam Denizler Prensi'nin balosu var ya, çok güzel olmalıyım. Ay bismillahirrahmanirrahim. Kızım ben annenim. Annen ne balosu ne prensi. Aman anne. Prens bugün evlenecek kızı seçecek. Haberin yok mu senin? Tövbe estağfurullah. Babanın haberi var mı kızım? İzin aldın mı ondan? Kaçta geleceksin eve? Yarın da pikniğe gideceğiz. Piknikten sonra gelirim. Ay kalbime yeni verecek şimdi. Şaka yapıyorum anne ya. Çocuklarla oyun oynuyoruz, işteyim ben. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın Zeyn. Aklımı aldın. Eve geldi de sorarım ben sana. Ne zaman geliyorsun? Ay söyledim ya, pazartesi geliyorum. Lale Hanım geldiğinde. Kızım, ben bu yatıya kalma işini hiç sevmedim ona göre. Başlama anneciğim yine. Hadi kapatıyorum. Çocuklar bekliyor. Ararım sonra. Alo? Kızım dur. Hadi şekerler. Baloya gecikeceğim. Hadi. Sen gel soracağım ben sana. Kuaförmüş, baloymuş, piknikmiş, prensmiş. Ay bir de telefonu suratıma kapıyor utanmadan. Lale Hanım bugün yok. Pazartesi günü dönecek. İsterseniz salı gününe randevu verebilirim. Tamam. Saat 3'te bekliyoruz o zaman. Size de iyi günler. Lale yok mu Ayşe? Yok Ateş Bey. Bu hafta sonu izinli. Neden? Vallahi ne desem yalan olur. Ay bilmiyorum yani. Tatil vermiş kendine.
Kahvenizi getirdim, buyurun. Sağ ol Adile Hanım. Hayırdır? Yok bir şey. Böyle başımda mı duracaksınız Adile Hanım? Yok, durmayacağım. Hala bekliyorsunuz. Şey diyecektim. Bu kız hep burada mı kalacak? Zeynep Hanım mı? Ayol Nisa Hanım bunu. El kadar çocuk. Ne ev işinden anlar ne çocuklara bakmaktan. Adile Hanım. Zeynep Hanım geçici olarak burada. Lale konferanstan döndükten sonra gidecek. Üstelik çocuk dediğiniz kız anaokulu öğretmeni. Temelli kalmayacak yani. Hayır kalmayacak, merak etmeyin. Ayol ne merak edeceğim. Elma da dileyim mi size? Çalışırken atıştırırsınız ha? İyiyim ben böyle, sağ olun Adile Hanım. Eh benden söylemesi, ben gideyim o zaman. Ege Beyciğim, bir şeye ihtiyacınız olursa Adile Hanım diye seslenirsiniz. Peki, peki Adile Hanım, sağ olun. Allah Allah. Hayırlı işler Kasım Usta. Hoş geldin komşu, buyur. Var mı işin? Bir beş yapalım istersen ha? Sen ders almaya geldiysen işimi gücümü bırakırım komşu. Ahtım var, öğreteceğim sana bu işi. Hadi bakalım o zaman. Hadi hadi. Hayrola? Hiç. Bakıyorum öyle. İş ilanlarına mı? Taşınma, kızın anaokulu falan bayağı açıldık. Bir şeyler yapmak lazım. İyi, yap bakalım. Ne olacaksa. Ne demek ne olacaksa? Ne bileyim, anca çenene vuruyor. Bir fiiliyat yok demek herhalde. Elimden geleni yapıyorum. Yapıyorsun canım. Bir şey demedik, alevlenme hemen. Nereye? Hiç, hava alacağım biraz. Adam olup da bir alışveriş yapmaya götürmesem kadar. Saçımı süpürge ettim ben senin için. Merhaba. Kolay gelsin. Teşekkürler, merhaba. Yapabileceğim bir şey var mı? Yok, sağ olun. Çocukları yalnız bırakmasaydınız siz. Öğle uykusuna yatırdım. Uzun zamandır mı buradasınız? Çocuklar elime doğdu sayılır. Merak etmeyin. Uzun süre burada kalmayacağım. Sadece hafta sonu için geldim. Niye merak edeyim canım? Üstüme iyilik sağlık. Biri geliyor galiba. Doktor bey geldi. Ege bey, doktor bey geliyor. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Adile Hanım? Sağ olun. Aman nasıl olayım? Mide ağrılarım beni bir türlü bırakmıyor. Bir ara hastaneye uğrayın da bakalım. Merhaba. Merhaba. Sen Eda mısın yoksa? Hayır. Ben Zeynep. Ne haber Ateş? Hoş geldin. Hoş bulduk. Bizim kaçağa bakmaya geldim. Telefonu kapalı. Ben de aradım az önce. Dinleniyor herhalde. Yol yormuştur onu. Evde değil mi Lale? Kongreye gitti Ankara'ya. Senin haberin yok mu? Doğru ya, kongre. Tamamen aklımdan çıkmış. Hadi gel de bir kahve içelim. O kadar yol boşuna gelmiş oldun. Vallahi ben de bırakmam, buyurun. Şimdi çalışıyorsundur sen.
Ya gel işte hadi. Eda kim? Lale Hanım'ın kardeşi. Hmm. Aa, kuru soğanı unuttum. Hay Allah. Ne oldu ev işi? Konuşamadın mı hala ablanla? Kapalı telefonu. Hem aynı şeyi sorup durma sürekli. Doğru. Nasıl olsa yine para vermeyecek sana değil mi? Boşuna umutlanıyoruz. Hem sana ne ablamdan? Madem benimle eve çıkmak istiyorsun sen bulsana parayı. Böyle oldu şimdi değil mi? Seni düşünüyorum kızım. Milletin evinde kalmayalım diyen sensin. Bir kaset var. Hı? Bir kaset var diyorum. Eniştemin duymasını istemeyeceği bir kaset. Belki de o kaseti ablama geri verirsen... Ne kasetiymiş bu? Berk. Sorup durma, bir telefon konuşması işte. Yanında mı? Burada. Ama böyle bir şey yapmak doğru mu emin değilim. Kesinlikle doğru. Berk, verir misin şu kaseti? İçinde ne olduğunu merak ettim. Berk, verir misin? Nasıl gidiyor iş güç? Hep aynı. Bugün mü gitti Lale? Hı hı, bu sabah. Ha, şey evet, söylemişti gideceğini ama unutmuşum ben tamamen. İyi oldu aslında onun için. Çok yorgun görünüyordu bu aralar. Tatil gibi, kafasını dinler biraz. Nasıl yorgun? Bayağı yorgun işte. Hafif bir sarılık var mıydı yüzünde? Bilmem, neden soruyorsun? Aman, doktor psikolojisi işte. Kaptırdım kendimi, gidiyorum yine. Söylemez o. Hasta falan değil, değil mi? Yok canım. Gayet iyi. Senin kitap nasıl gidiyor bu arada? İyi. Merhaba anne. Çok özledim seni. Burada herkes çok iyi. Torunlarını görebilmeni çok isterdim. Torunlarımı görebilmeyi de çok isterdim. İkisi de kocaman oldular. Bazen okullarında öğrenip bana seni soruyorlar. Bizim anneannemiz niye yok diye. Onlara senin bizim olduğumuz yerden çok daha güzel bir yerde olduğunu söylüyorum. Sahiden. Orası güzel mi anne? Yakında ben de geliyorum yanına. Huzur içinde uyuyun. Bakar mısınız? Buyurun. Burası boş mu? İşler çeviriyorsun sen yine ya. Hey aslanım be! Bu kadar bu iş. Sen bu zarları okuyup üflemiyorsan ben de bu işi bilmiyorum. Senin tavla oynamayı bildiğini kim söyledi zaten? Kalsın usta. Geç bakalım dalganı sen. Rövanşı var daha bunun. Hadi bakalım, hadi bakalım. Merhaba Kasım Bey. Oo, gel öğretmen bey oğlum. Gel seni Selçuk Bey'le tanıştırayım. Kerim Bey benim evi tuttu. Yeni taşındılar daha. Evet.
Yaptıklarından sonra bir de burnunuzun dibine taşınmayı utanmadın mı? Nasıl bir adamsın sen ya? Ne oluyor öğretmen bey oğlum? Lale çok sever bu fotoğrafı. Kusura bakmayın, ben sadece... Sorun değil. O fotoğrafları bakılsın diye oraya koyuyoruz. Fotoğraflar bana hep hatırlamak için çekilirmiş gibi gelir. Harika çocuklarınız. Ve çok güzel bir eşiniz var. Teşekkürler. Siz evli değilsiniz sanırım. Hayır. Değilim. Garip. Sizin kadar çocukları seven birini kitabımda karakter olarak kullansam mutlaka evli yapardım. Kısmet olmadı diyelim. Ben pot kırdım galiba. Çocuklara bakayım ben. Birazdan uyanırlar. Geldim, geldim. Nereye gittin ya? Ağaç oldun burada. Geldim işte. Hadi dinleyelim şu kaseti. Aa, sen bunu nereden buldun? Karıştırma orasını. Belki uyumuyorsundur diye düşünmüştüm. Aslında sadece konuşacak birine ihtiyacım vardı. Bu durumu Ege'ye söylememiz gerekiyor mu yoksa gerekmiyor mu bilemiyorum. Süper kızım bu. Hallettik sen şu ev işini. Hadi Berk gidelim artık ne olur. Devamını merak ediyorum. Bekle biraz. Kendini suçlamanı da istemiyorum. Bu senin ya da benim elimde olan bir şey değil. Zor bir karar verip bir seçim yapmam gerekiyor. Ve ben ne yapacağımı bilemiyorum. Hepsi bu. Şekerim bir görsen neler getirdim Londra'dan neler. Aklın almaz, için sızlar vallahi. Çok ucuz çok. Uçak paramı bile zor çıkarıyorum. Ben geldim. Dur kapatıyorum şimdi ararım sonra. Ya kızım neredesin sen? Bu kadar ara verir mi insan? Özledim seni. Ya iş güç işte. Biliyorsun vakit bulamıyorum. Telefon ediyoruz, hastası var diyorlar. Evde yakalıyorum, çocuklar diyorsun. İnsan biraz kendine de vakit ayırır. Haklısın. Dolaşmaya çıkmıştım, biraz sana da uğrayayım dedim. Yemek yedin mi? Yok, hayır. Yeni bir yer açıldı, nefis diyet salatalar yapıyor. Ama ben ısmarlayacağım. O kolay. Hadi kalkalım o zaman. Hadi. Anlat bakalım, neler yapıyorsun? Vallahi hep bildiğin gibi işte. Geçti mi heyheylerin? Çabuk döndü. Konuştum ben kızla. Allah Allah. Ne oluyor bu adama böyle? Neyin var Selçuk böyle selamsız sabahsız? Ay gözünü seveyim ne olur. 3 kuruşluk aklım var. Onu da sen alma böyle yapıp. Bizim mahalleye taşımış o soysuz Ulviye. Kim? Kerim. İç bakalım şunu. İşte kendine gel. Sağ olun. Anlat bakalım şu işin aslını bize öğretmen bey. Selçuk durup dururken bu kadar heyheylenmez. Karışık bir hikaye aslında. Sen anlat bakalım şunu. Şurada komşuluk edeceksiniz. Bir hal yolunu bulup düzeltelim aranızdaki dert neyse.
çözülecek bir dert değil. Allah Allah, lafı dirhemle mi alacağız ağzından? Anlatsan öyle. Zeynep. Yani Selçuk Bey'in kızı. Biz nişanlıydık eskiden. Sonra evlenmemize az bir zaman kala ayrıldık. Demek o sendin. Mahalleden taşınacağım dersen depozitini geri veririm. Oturduğun da yanına kar kalır. Para pul da istemem. Çekip gitti adam. Biz evde ne yaparız? Sıkılır mıyız? Sıkılmaz mıyız? Düşünen yok. Anne. Anne, evde ilk oynayalım mı? Git 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 kızım, hadi sen oyna. Peki sana okulda öğrendiğim şarkıyı söyleyeyim mi? Söyle. Daha dün annemizin kollarında yaşarken çiçekli bahçemizin. Evet. Evet, merhaba. Merhaba. Yeni taşındık biz de, tanışalım dedim. Şeyda ben. Hoş geldiniz. Çaya buyurun bir gün. Tabii, uğrarız bir gün. Ay. Uğrarlarmış bir gün, suratsız. Aa! Deli misin kızım? Diyet salataya bir de tuz dökecek. Aa, boş ver diyeti falan. Ağız tadıyla yiyelim şunu. Olmaz şekerim. Bırakmam, içme acır ayol. Peki, öyle olsun bakalım. Çocuklar nasıl, iyi mi? Çok iyi ikisi de. Her gün büyüyorlar. Sen nasılsın? Bilirsin beni. Bir gün orada, bir gün burada. Bilmem mi? Bir gün ayarla da beraber çıkalım. Yok canım, daha neler. Aman aman. Uslu kız. Ayrılma sen kocanın dizinin dibinden. Ne ilgisi var? Vaktim olmuyor biliyorsun. Bari bir gün masaja gidelim. Bir yer buldum, başından başlıyorlar. Ayağının ucuna kadar böyle hamur gibi olup kalıyorsun. Ebru. Yosun terapisi de var. Bakmamız lazım artık kendimize. Daha dün bir çizgi gördüm. Bak şurada bir moralim bozuldu. Bir moralim bozuldu sorma. Ebru. Yo, itiraz etme hemen. Bak yarın alayım seni evden, gidip şımartalım kendimizi kız kıza. Bir daha gelmeyeceğiz dünyaya. Ebru. Ölüyorum ben. Baksana Adile Hanım, ne güzel eğleniyorlar. İnşallah terletip de hasta etmez çocukları. Yok canım, olmaz öyle şey. Hayır yani. Lale Hanım geldiğinde öksürüp hapşırmaya başladıklarında... Vallahi ben demiştim Ege Bey'e derim ona göre. Zaten hiç aklım almadı Lale Hanım bu çocukları bırakıp da nasıl gitti diye. Kızların anaokulu öğretmeni Zeynep Hanım. Ama doğrusunu istersen benim de pek aklım olmadı. Hiç uyu değildir Lale'nin. Kolay kolay ayrılmaz bu ufaklıklarda. Adile teyze.
Yoruldum. Yeter kızlar bu kadar koşuşturma. Lütfen biraz daha. Daha sonra oynarız. Ben sizin kadar genç değilim. Zeynep, annem gelince de bizimle kalsana. Bunu daha sonra konuşsak? Okulda çok sıkılıyoruz artık. Hiç sevmedik yeni öğretmenimizi. Şş, çok ayıp. Öyle denir mi hiç? Öyle ama. Duymamış olayım bak. Küserim sonra. Neden bıraktın ki okulu? Ne güzel öğretmenlik yapıyordun. Öyle gerekti çünkü. Kızlar, siz sır nedir biliyor musunuz? Ben biliyorum. Ben de biliyorum. Aferin size. Peki size bir şey sorsam. Aramızda sır olarak kalır mı? Hı hı. Söz mü? Söz. Hani ben okuldan ayrıldığım gün. Yeni bir arkadaş gelmişti sınıfınıza. Asu. Zeynep Asu onun adı, tamam mı? Zeynep. Asu muymuş adı? Evet. Hiç annesi geldi mi okula peki, gördünüz mü? Tamam. Unutalım bu konuştuğumuzu, olur mu? Aramızda sır olarak kalsın. Zeynep Asu'ya sakın bir şey söylemeyin. Beni en çok düşündüren çocuklar. Onların bu sürece tanık olmasını, beni hasta ve tükenmiş olarak görmelerini istemiyorum. Peki doktorsun sen. Bir çaresi yok mu bu işin? Beyin sapı dediğimiz bir yerde. Başka türlüsünü düşünmek iyimserlik olur. Ne yapacaksın peki? Çocuklarıma yeni bir anne bulacağım. Ne? Ebru, sen güvenebileceğim tek arkadaşımsın. Biriyle bunları konuşmam gerek, yoksa delireceğim. Söz ver bana, tamam? Tüm bu konuştuklarımız aramızda bir sır olarak kalacak. Sessizce. Ne Ege'ye ne de çocuklara hissettirmeden yavaşça çıkıp gideceğim hayatlarından. Biri var. İsmi Zeynep. Kızların anaokulu öğretmeni. Çocuklar çok seviyor onu. Ben belki Zeynep'in onların yeni annesi olabileceğini düşünüyorum. Bu kongre işini de o yüzden uydurdum. Zeynep evde çocuklar ve Ege ile kalabilsin diye. Delirdin mi sen? Çocuklarını ve kocanı kendi elinle mi bırakacaksın hiç tanımadığın bir kadına? O da çocukları çok seviyor. Hem daha deniyorum onu, daha karar vermedim. Peki Ege, öylece vaz mı geçecek zannediyorsun? Onun da haberi yok bu hastalıktan. Eğer haberi olursa beni asla bırakmaz. Ne demek bırakmaz? Yakında beni terk edecek ve Zeynep'e aşık olacak. Saçmalama. Ege öyle bir şey yapmaz, mümkün değil, yapamaz. Yapacak. İnan bana. Al bakalım taksi parası sana. Atla bir taksiye, doğru ablanın o dağ başındaki evine. Kimden aldın bu parayı? İlyas abi vardı bizim, ondan istedim. Kim o İlyas abi? Karıştırma orasını. Sen ablandan bu akşam bizim için ev parasını kopar yeter. Kaseti alayım. Yok ya. Kaset bende kalacak. Ablamı nasıl ikna edeceğim peki? Gerekirse beni ararsın. Ben ona dinletirim telefondan. Berk, yapmak istemiyorum. Kızım senin fikrindi zaten. Ben çıkarmadım ya bu kaseti ortaya. Ben ablamı tehdit etmeyecektim ki.
kaseti götürüp ona verecektim. O da bu şekilde olmayacaktı. Şimdi bu şekilde olacak. Hayır. Evet. Ya kabul etmezsen? Ben de sana bu kaseti nereden buldum? Bu adamın evinde ne işin vardı diye sormaya başlayacağım. Üstelik kaset bende. Sen yapmazsan ben yaparım. Neredesin Lale ya? Bir kız vardı. Neydi adı? Şu telefon şirketinde çalışan kız. Sibel. Bakalım kızlar doğru yukarı. Ben de birazdan geliyorum. Yanlış bir şey mi yaptım yoksa? Efendim? Biraz kızgın gibisiniz de. Yok, sizinle alakası yok. Lale'yi merak ettim. Sabahtan beri telefonu kapalı. Ankara'ya vardığında konuştunuz ama değil mi? Evet, dinleneceğim demişti. Ama bu saate kadar uyumaz herhalde. Belki kapalı unutmuştur ya da çekmeyen bir yerdedir. Muhtemelen. Alo. Sibel ne haber? Ben Ateş. Öyle birini tanımıyorum ben. Yapma. Acilen yurt dışına çıkmam gerekti. O yüzden arayamadım. Bir ay oldu. Ne desen haklısın. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Herifin birinden gelmeyecek bir telefon bekliyorum. Ne yapayım? Söz. Affettireceğim sana kendimi. Ne dersin? Yarın sana yemek ısmarlayayım mı? Söz mü? Söz tabii. Yani biliyorsun yeni döndüm geri. Okey, yarın ara konuşalım o zaman. Anlaştık. Bir de senden küçük bir şey isteyeceğim. Siz şu cep telefonlarının nerede olduğunu görebiliyordunuz ekrandan değil mi? Anneme ulaşamadım da merak ediyorum. Şimdi anlaşıldı neden aradığın hayvan herif. Bir de utanmadan annemin numarası diyorsun. Üzme beni. Söz görüşeceğiz yarın. Sahiden annemin numarası. Görebiliyor musun ekranında? Evet ama şu an öğle yemeğindeyim. Ayrıca sana söylemeye yetkim yok. Yapma, aramızda kalacak. Orada mısın? Ateş, eğer yarın beni ekecek olursan... Annenin numarasını arar. Senin ne adi bir herif olduğunu teker teker söylerim. Çıkacağız yemeğe, söz dedim. Peki, ofise döndüğümde seni ararım. Tamam. Delirmiştir meraktan. Bence Lale Hanım içime doğdu. Alo. Alo Ege. Lale neredesin sen? Çok merak ettim seni. Sabah kapatmıştım telefonu. Çıkıp gitmiş aklımdan.
Uyumuşum bütün gün. Kaç defa aradım seni biliyor musun? Kusura bakma. Vallahi biraz daha bulamasaydım hastaneden kongre merkezini öğrenip oradan ulaşmaya çalışacaktım. Ben bir daha unutmam hayatım, merak etme. Çocuklar nasıl? Çok iyiler. Bütün gün Zeynep ablalarıyla koşuşturup durdular. Mutlular yani. Benim gördüğüm kadarıyla öyle. Sağ olsun Zeynep bir an olsun ayrılmadı yanlarından. Akşam yemeğinden önce üstlerini değiştirmeyi unutmasın. Biraz önce yolladı bile. Pazartesi mi dönüyorsun? Evet. İlk uçakla. Çocuklar yatmadan önce seninle konuşmak ister tahmin ediyorum. Akşam ararız seni. Tamam. Görüşürüz canım. Hoşça kal. Ben demedim mi size? Haklıymışsın. Ben sofrayı kurayım. Sonra da müsaadenizle gideyim Ege Bey. Zeynep Hanım halletti bile. Ya. Maşallah. Pek de hamar atmış. Annen nerede? Ankara'da olması lazım. Ankara'da değil, İstanbul'da. Şu an Üsküdar'daki alıcımıza bağlı görünüyor. Üsküdar mı? Evet. Sağ ol. Yarın arayacağım seni. 4'e kadar vaktin var. Öptüm. Bir iki lokma bir şey yeseydin Selçuk. Böyle aç açına olmaz. Bak sen seversin dolma, yesene biraz. Hep burada mı oturacakmış o? Taşınıp ev tuttuğuna göre. Vah başımıza gelenler. Ya öğrenirse Zeyno? Ya o zamanki gibi olursa ne yaparız? İyi olmuş hafta sonu o eve gitti. Her işte bir hayır vardır dememişler boşuna. Hep orada kalacak Dilya Hanım. Dönecek 2 gün sonra. Olsun. Sen bulursun bir hal yolunu 2 güne kadar. Karşılaşmasın kızım o herifle. Yerimizi yurdumuzu bırakıp taşınacak değiliz ya hanım. Adamı mahalleden kovacak halimiz de yok. Olsun. 2 gün çok zaman. Sen halledersin. Ne bulacağım hanım? Deletme beni ya. Ulviye. Kusura bakma. Ben de şaşkınım. Selçuk. Sığınıp saklanacak bir Allah, bir de sen varsın. Kızma bana. Ben de şaşırdım ne diyeceğim. Neyin var senin? Ev sahibiyle atıştık. Aa, daha dün bir bugün iki ne atışması? Vazgeçtim diyor. Depozitonuzla kiranızı geri vereyim, oturduğunuz zaman içinde bir şey istemem diyor. Deli mi ayol bu adam? 15 gün olmadı taşındığımız. Vallahi de billahi de çıkmam. Olur muymuş canım öyle şey? İstesek de gidemeyiz zaten bir yere. Aa, senin bu pasifliğin yok mu? Sen ne diyorsun efendi diye dalı verecektin konuşmaya. Bak bir de ağzını açabiliyor mu? Sordun söylediğim şeyde. Konuyu saptırma. Kapı gibi kontratımız var ayol.
Dağ başı mı burası? Sen ver bakayım şu adamın telefon numarasını bana. Saçmalama. Yok yok. Seni yumuşak gördüler, tepene çıkıyorlar tabii. Ne biçim konuşuyorsun Şeyda? Canım lafın gelişi öyle söyledim. Ben yatıyorum. Yat Selvi boylum, yat. Uzan sen. Uzatacaklar ikimizi birden, o olacak sonunda. Öyle özledim ki sizi. Ne yapacağım? Nasıl sizden uzak kalacağım bilmiyorum. Efendim. İyi akşamlar efendim, rahatsız ettim. Buyurun. Lobide bir misafiriniz var, ona haber vermek için aramıştım. Misafir mi? Yanlışlık olmasın, ben kimseyi beklemiyordum. İsminin Ateş olduğunu söyleyen bir bey. Peki, hemen geliyorum. Ateş, sana inanmıyorum. Nasıl buldun beni? Geliyor mu? Birazdan burada olur. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ateş, inanmıyorum sana. Nasıl buldun beni? Biraz şans, biraz eski dostlar diyelim. Eski kırıklar desene sen şuna. Kimseye bir şey söylemedin değil mi? Söylemedim tabii. Yemek yedin mi? Yok, aç değilim. Yemek yemeden olmaz. Hadi gel. Kim acaba? Annem geldi. Eda? Ne haber enişte? Nerede benim cimcimelerim? Oh, mis gibi kokuyorsunuz. Anneniz neyle yıkıyor sizi böyle ha? Annem yok. Annem bizi bırakıp gitti. Doğru söylüyor. Annemiz yok. Biz de yemeğe oturmuştuk. Gelsene. Merhaba. Ben Zeynep. Sen de Eda olmalısın. Evet. Zeynep Hanım kızların öğretmeni. Hafta sonu çocuklarla ilgilenmek için bizimle kalıyor. Lale bir kongre için Ankara'ya gitti. Hadi. Ablam akıllı kadın. Çocukları sana bırakacak değildi ya. Fıstık gibi kız enişte. Ablam seni nasıl yalnız bıraktı bu Zeynep'le? Sus. Saçmalama. Duyacak, ayıp olacak. Hadi yürü. Keşke otelde yeseydik yemeği. Biliyorsun çok ortalıkta görünmek istemiyorum. Merak etme, kimse görmez. Hem gören olsa bile kaçarız. Heyecanlı olur ha? Çok komiksin Ateş. Dememişler insanlar çift yaratılır diye. Hani Lale Hanım Ankara'da olmasa? Adile! Ne? Dedim sana biri görecek diye, değil mi? Ne yapacağız şimdi? Dur şimdi, sakin ol. Kim gördü? Adile duraktaydı. Fark etmemiştir ki. Hem görse bile anlayamaz. Ya fark ettiyse, ya tanıdıysa beni? İnkar edersin.
Nasıl buldun beni hala anlayabilmiş değilim. Ben bulurum da dua et Ege bulmasın. Bir kongre yalanıyla hallolmaz böyle işler. Temelini sağlam kuracaksın. Sen nereden biliyorsun kongreye gideceğim dediğimi? Ayşe hemşireye dinleneceğim demiştim. Telefonla ulaşamayınca merak ettim, eve gittim. Ne? Bizim eve mi? Evet. Ateş inşallah bir pot kırmadı. Az kalsın kırıyordum. Bana niye haber vermedin yalnız kalmak istiyorum falan diye? Ege'yi ayarlar, idare ederdim ben. Yalnız kalmak için yapmadım. Aslında... Ege... Çocuklar ve Zeynep'i yalnız bırakmak istedim. Kararlısın yani son konuşmamızda dediklerini yapmaya. Evet. Zeynep çocukların anaokulu öğretmeni. Çocuklar da onu çok seviyor. Belki o olabilir diye düşünüyorum. Lale. Başlamayalım yine. Bunu daha önce defalarca tartıştık. Şimdi söyleyeceklerimden sonra bana kızacaksın. Hatta nefret bile edebilirsin. Söyleme o zaman. Söyleyeceğim. Anlaşmamız şu. Madem düşündüklerini yapmaya başladın, hatta çocuklarına bir anne adayı bile buldun, ilaç tedavisine başlayacaksın. Hayır. Yan etkisini hemen göstermeye başlar. Çocukların beni bu halde görmesini istemiyorum, biliyorsun. Bu bir teklif değil Lale. Açık bir tehdit. Ya ilaç tedavisine başlar, ameliyat alternatifleri için bana zaman kazandırırsın, ya da her şeyi gider Ege'ye anlatırım. Hastalığını, Zeynep'i de içine katarak çevirdiğin oyunları. Sen aşağılık herifin birisin. Sinirlenme de dinle beni. Ben senin oyununu bozmayacağım. Kimseye bir şey belli etmeyeceğim. Ta ki sen istediklerini yapana kadar. İlaçlar da hem sana hem bana zaman kazandıracak. Ne için zaman? Giderek daha hasta ve daha acı çekerek yaşamam için mi? Ameliyat için. Ameliyat olmayacağım. Çocuklarına bir anne mi bulmak istiyorsun? Bul. Kocanı başka bir kadınla mı evlendirmek istiyorsun? Ne yaparsan yap. Umurumda değil. Ama zamanı gelince seni ameliyat etmeme, %1 bile olsa o şansı kullanmama izin vereceksin. Zaten ölmeyi göze aldım. Ne kaybedersin ki? Bütün bunları çocukların için yapmıyor musun? Ben de sana ufak da olsa çocuklarınla devam edebileceğin bir şans sunuyorum. Evden arıyorlar. Efendim? 1, 2, 3. Anneciğim, seni çok özledik. Lale, orada mısın? Buradayım. Ben de sizi çok özledim kızlar. Biz uyuyup uyanınca mı geleceksin? Yoksa iki defa mı uyanıp uyanınca? Dedim ya sana şaşkın. İki defa uyanıp uyanacağız. Şşş, şaşkın deme kardeşine, çok ayıp. Zeynep de bir gün aynısını söyledi. Ama yine diyor anne. Eğleniyor musunuz Zeynep ablanızla? Evet. O da burada. Onunla da konuşacak mısın?
Hayır canım. Pardon, ben çocukları yatırmak için gelmiştim. Üzmeyin Zeynep ablanızı, tamam mı? Hep sözünü dinleyin. İyi geceler deyin bakayım anne. İyi geceler anne. İyi geceler anne. İyi geceler canlarım. Sizi seviyorum. Hadi bakalım şimdi doğru yatağa. Gel. Hadi iyi geceler. Şimdi doğru yatağa. Nasılsın? Sesin iyi gelmiyor senin. Yok iyiyim, merak etme. Yoksa alıyor musun sen? Yok, üşütmüşüm herhalde biraz. Yarına bir şeyim kalmaz. Bir an önce dön artık. Çocuklar çok özledi seni. Kongre biter bitmez. Sadece çocuklar değil. Ben de çok özledim. Belki son birkaç konuşmayı atlayıp yarın gece dönmeye çalışacağım. Duruma göre. Çok iyi olur. Ya sen daha iyi bilirsin ama yatmadan bir ilaç falan al bari. Sesin gerçekten kötü geliyor. Olur. Alırım. Yarın görüşürüz o zaman inşallah. İyi geceler. İyi geceler. Şaşırttı ablam beni. Çocukları konusunda kimseye güvenemezdi. 40 yıl düşünsem bir başkasına bırakıp bir yerlere gideceği aklıma gelmezdi. Çok yabancı sayılmam ben. Kızların anaokulu öğretmeniyim. Sonra okuldan ayrılınca denk geldi işte. Hep buradasın yani artık. Hayır, sadece bu hafta sonu için. Cimcimeler, hangi masalı anlatsın teyzeniz uyumadan önce size? Zeynep anlatsın. Aa, bak sen. Benim pabucum da mı atıldı ha? Bence de Zeynep anlatsın. Tabii burada olmam ilginç geliyor şimdi onlara. Tamam, görürsünüz siz. Hem Zeynep abla gidince yine bana kalacaksınız. O zaman da annem anlatır. Sizi cimcimeler sizi. Sizi çok bilmişler sizi. Çok güzel prensesler olun rüyanızda. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Söyleyin bakalım. Hangi masalı istiyorsunuz? Söylediklerimi iyi düşün, olur mu? Neden yapıyorsun bunu? Neden huzur içinde ölmeme izin vermiyorsun? Çünkü... seni kaybetmek istemiyorum. Ne var Berk? Hayır konuşamadım. Ablam Ankara'ya gitmiş.
Hayır, yalan söylemiyorum. Kapatmam lazım, eniştem geliyor. Kiminle konuşuyorsun sen fısır fısır? Hiç, bir arkadaş. O bir arkadaşı bir gün getir de biz de tanışalım. Of enişte. Enişte. Efendim. Ablamla nasıl gidiyor? Ne demek nasıl gidiyor? Yani bir sorun yok değil mi? Bu kız kongre falan. Ne sorun olsun? Gayet normal gidiyor. Niye sordun? Hiç, öylesine. Varmış, bir yokmuş. Çok uzak bir ülkenin, çok uzak topraklarında iki tane dünya güzeli prenses yaşarmış. Prenseslerin onları çok seven bir annesi varmış. Kızlar, yaramazlık yapmayın, tamam mı? Almamızı istediğiniz başka bir şey var mı Ege Bey? Her şeyi aldık galiba. Tamam. Baba, köpükte gelebilir mi? Evet, o da çok sıkıldı evde oturmaktan. Bilmem ki. Bir sakıncası yok ama babanız bilir. Baba lütfen. E madem çok istiyorsunuz gelsin bakalım. Yaşasın. Yaşasın. Sen hazır değil misin? Günaydın. Enişte bırakın beni ya, sabahın bu saatinde piknik mi olurmuş? Sonra pişman olma. Lütfen. Ya beni bırakın uyuyayım ben, ne olur. Ha. Öyle olsun bakalım. Yalnız evde parti falan vermeye kalkma, ablan ikimizi de keser.
Pikniğe gidiyoruz, pikniğe gidiyoruz. Her şey hazır gibi. Çıkalım o zaman. Hadi kızlar ayakkabıları giymeye. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Köpük. Bal köpük. Köpük. Pikniğe gidiyoruz. Evet kızım, pikniğe gidiyoruz. Kerim, kapı çalıyor. Ya? Kalksana adam, kapı çalıyor diyorum. Dışarı gel, konuşalım biraz. Olur. Baba. Ne oldu baba? Yok bir şey kızım. Allah bağışlasın. Analı babalı büyüsün. Sağ olun. Hadi kızım gel. Söylesene Kerim, kim gelen? Böyle paldır küldür giyindi. Evle ilgili. Biraz konuşup geleceğim. Ev sahibi mi geldi? Selçuk Bey. Selçuk kim? Yat uyu Allah'ını seversen Şeyda. Allah'ını seversen yat. Hadi. Bak delikanlı. Söyleyeceklerinizi dinlemeden önce bilmenizi istiyorum ki. Mahalleye taşınmadan önce sizin burada oturduğunuzu gerçekten bilmiyordum. Bil ya da bilme. Burada olman kimse için hiç iyi değil. Geçmişin hesabını yapacak değilim. Ayrıca ben... Farkındayım ama bakın. Sözümü dinler misin? Evlenmişsin. Ailen. Bir kızın var. Artık kendi yoluna git. Kızımın hayatında... Kendi hayatında alt üst etme. Bu defa öyle köşemde oturmam Kerim. Kızımın hayatını bir daha alt üst etmeye kalkarsan... ...elimden geleni ardıma koymam, haberin olsun. Gerçekten çok şanslısınız böyle iki harika çocuğa sahip olduğunuz için. Teşekkür ederim. Lale çocuk yapalım diye ısrar etmeseydi ben hayatta cesaret edemezdim herhalde. Nasıl tanışmıştınız Lale Hanım'la? Yani çok özel olmayacaksa. Aynı üniversitenin farklı bölümlerindeydik. Ben siyasal okuyordum, o tıp. Bayağı farklıymış. Bir kavga sırasında biri kafamı patlatmasaydı, Lale ile tanışamazdık herhalde. Tutma. Hayat, bizden habersiz kuruyor oyunlarını. Sahiden öyle galiba. Baba hadi top oynayalım. Lütfen. Çok mu istiyorsunuz? Evet. Madem istiyorsunuz, hadi bakalım. Hadi. Tut baba. Hop. Baba
Hadi kızım at bakalım topu. Baba. Bana. Hadi tut. Hadi tut, koş. Aman. Ben alacağım, ben alacağım. Tut hadi. Baba. Hadi. Ya çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Asıl ben özür dilerim. Efendim Berk. Ne yaptın? Konuşabildin mi ablanla? Hayır, konuşamadım. Yoktu evde ablam. Bir kongre için Ankara'ya gitmiş. Yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum. Yarın dönecek. Neredesin sen? Taksideyim. Nereye gidiyorsun? Bir arkadaşıma gidiyorum. Doğru tabii, bana ne ki yani? Sana ne? Of, kaseti aldığım arkadaşıma gidiyorum, tamam mı? Sonra konuşuruz. Saatten haberin var mı senin? Neredeyse akşam olacak. Misafirin var mı? Hayır yok, gel. Dün gece yatarken yarın sabah ne olmaz deseler... sabahın kör saati Lale bana gelmez derdim. Çok kalmayacağım, merak etme. Onu demek istemediğimi biliyorsun. Dün akşam aldım bundan bir tane. Teşekkür ederim. Senden bu ilacın bana tam olarak ne yapacağını söylemeni istiyorum. Yan etkileri ne olacak? Tümörün daha fazla büyümesini engelleyecek. Dün akşam dediğim gibi bu da bize zaman... O lanet tümörle ilgilenmiyorum. Saçlarım dökülecek mi? Çocuklar beni hasta ya da yataktan kalkamaz bir halde görecek mi? Ya da... akıllarında annelerine dair kalan son fotoğraf ne olacak onu bilmek istiyorum. Tam olarak söylemek güç. Biraz da sana ve bünyene bağlı. Yan etkisi olacak mı olmayacak mı? Olacak. Bunların ne olacağını kullanmadan bilemeyiz. En azından bir süre devam et. Eğer seni rahatsız eden bir şey olursa bırakırsın. Ya da başka bir formül deneriz. Ben kalkıyorum. Lale lütfen. Bu gece kongre yeni bitmiş gibi eve döneceğim. Eğer Ege ile konuşacak olursan lütfen bir pot kırma. Lale ben düşündüm de. Arkadaşının adı Lale miydi? Gördüm. Biraz önce çıktı.
yavrum.